Aslı. Efendim. Ya dün konuşamadık. Burak'la beraberdim. Bir sorun olmadı değil mi? Yok, bir sorun olmadı. Bu işe girmene ben sebep oldum. Bu yüzden huzursuz olmanı istemem. Bir sorun olursa lütfen çekinmeden bana söyle. Olur mu? Tamam, söylerim. Ya ben de sana böyle baskı yapıyormuş gibi oldum ama inan gerçekten seni düşündüğüm için. Burada hiçbir şekilde zor durumda kalmanı istemiyorum. Gerçekten ben iyiyim. İşimi seviyorum, huzurluyum. Ayrıca bir sorun olursa ben onun hakkından gelirim. Bunun hiç şüphem yok. Aslında sen çok güçlü bir kız. Seni gerçekten takdir ediyorum. Böyle düşünmen beni çok mutlu etti. Yani bu zamana kadar yaşadıklarım beni hızlı olgunlaştırdı. Evet işte. Bazen olmak istediğin gibi biri değil, olmak zorunda olduğun gibi biri oluyorsun. Yaşadıklarını bir şekilde ayıp uydurma. Acıların, mutlulukların seni şekillendirmesine izin vermen gerekiyor. Haklısın. Acılar hayatta insanı en çok etkileyen duygular. Ama artısı da var. Yani hayatta daha sağlam basıyorsun ve daha güçlü biri oluyorsun. Mutlu olduğun anların, seni güldüren insanların kıymetini daha iyi biliyorsun. Bıraktığın için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. Sana da. Hoş geldin kuzen. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir sen? İyi işte, ne olsun. Hayırdır? Aslı'yı getiriyorum dedin. Evet, Aslı bizdeydi. Neden? Bu son olan olaylardan sonra Eda'nın morali çok bozuk biliyorsun. Aslı'yı da ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Ben de Aslı'dan rica ettim. O da sağ olsun geldi, konuştu. İyi düşünmüşsün. Eda nasıl? Amcama kızgın mı hala? Bayağı kızgın. Yani bu olayı kolay kolay kabul edecek gibi durmuyor. Bence de. Asıl meselemiz başka Burak. Çağla aradı. Ayrıldığınızı söyledi. Evet ama şu an bunu kabullendiği söylenemez. Neden peki? Ne oldu? Olmuyor işte. Olmuyor mu? Sebebi mu yani? Yürümüyor. Burak sen ciddi misin? Hadi Çağla bunu bir şekilde kabul eder. Ama amcamla yengem ne diyecek? Sonuçta sen bu kıza çok uzun bir süredir ciddi bir şekilde çıkıyorsun. Tamam, ben seni hemen evleneceğini düşünmedim ama yani ayrılacağını da tahmin etmemiştim. Yani bir şekilde Çağla'ya ümit verdiğini herkes biliyor. Bak, ben bunların hepsinin farkındayım. Kararımı verdim artık. Her şeyi de göze aldım. Çağla başka bir nedenden dolayı ona böyle davrandığını düşünüyor. Ne dedi ki sana? Hayatında biri olduğunu düşünüyor. O gün kulübe gelip seni bulamayınca yanıma geldi. Bayağı konuştuk. Aslı hakkında bir sürü soru sordu. Ağzımı aradı. Aslı olayını mı öğrendi acaba? Hide bunu nereden öğrenecek ki? Bunu sadece biz biliyoruz. Deniz de biliyor Burak. Deniz mi? Söylemek zorunda kaldım. Ya sen bunu Deniz'e nasıl söylersin Volkan? Çağla kesin Aslı olayını biliyordu ama bana söylemedi. İma etti sadece.
O zaman beni yalanlarına alet etmeyecektin. Yine de bunu ona söylemeyecektin. Çağla bunun peşini kesin bırakmaz. Artık bundan da emin olduk. Deniz Aslıoğlu'nu kesin Çağla'ya anlattı. O da bundan emin olmaya çalışıyor. Ben de bundan çekiniyorum zaten. Aslı zor durumda kalabilir. Ya sen ne çok bu Aslı'yı düşünür oldun ya. Çünkü o masum Burak. Onu bu işin içine sokan biziz. Daha doğrusu sensin. Çağla Aslı olayını öğrenirse ona neler yapabileceğini hiç düşündün mü? O seni bırakmamak için her şeyi yapacaktır. Ve sen Çağla'yı bunu araştırması için bir fırsat verdin. Bence bütün olanları göz önünde bulundur. Öyle karar ver. Neyse ben gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Aslı, konuşmamız lazım. Ne konuşacağız ki? Artık ondan uzak durmam gerekiyor. Bu sefer bunu başaracağım. Halil Bey, size de çok zahmet oldu. Hele de böyle izin gününüzde. Estağfurullah, Hemal Hanım, lütfen. Emin olun yapacak daha iyi planım yoktu. Aslı nasıl? İşinden memnun mu? Çok şükür, çok memnun. Tam da gönlüne göre bir iş buldu. Aslı çalışkan, saygılı ve güler yüzlü bir genç kız. Onu çok iyi yetiştirmişsiniz. Öyledir Aslı. Hiç üzmez beni. Emeğinizin karşılığı işte bu Emel Hanım. İnşallah okulunu okur, başarıyla bitirir ve sizi hayat boyu gururlandırır. İnşallah. İşte ben tek başıma bu kadar yapabildim. Keşke onun için daha çok şey yapabilseydim. Böyle bir genç kız yetiştirerek elinizden gelenin en iyisini yapmışsınız zaten. Sağ olun. Geldik sayılır değil mi? Evet sayılır. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Demek o Aslı bu Aslı'ymış ha? Aynen öyle. Yalnız benim anlayamadığım bir şey var. Aslı senin eski kız arkadaşın. Ama sen iş için bize geldiğinizde Aslı'yı arkadaşım diye tanıştırdın. Yani benden niye sakladın oğlum? Ya baba ona öyle gerekti. Aslı konusu biraz karışık. Ben sana daha sonra detaylı bir şekilde anlatayım mı? Tamam. Kurcalamıyorum bak. Ama Aslı neden arkadaşı olmasından çok memnunum. Aslı aklı başında bir kız. Tatlı, güler yüzlü. Bak, bugün buraya geldi diye Eda ne kadar mutlu oldu. Kesinlikle. Tabii senin de yüzün gülüyordu. Yani ona bakışlarını gördüm tabii ki. Seni de ne kadar iyi tanıdığımızı düşünürsek. Sen Aslı'ya karşı bir şeyler hissediyorsun. Baba sen beni mi takip ediyorsun? Tahminim doğru değil mi? Yok ben öyle bir şey söylemedim. Ben duyacağımı duydum zaten. Ortada bir şey yok ama hayırlısı diyelim. Neyse ben odaya çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler.
Ay. Canım oğlum benim. Büyümüş de aşık olmuş. Umarım Deniz'den sonra yine yanlış kişiye aşık olmamışsındır oğlum. Ay yeni gelinin nasıl bir kız acaba? Aslı Hanım. Bir yakın zamanda onunla da tanışalım. Tabii. Aslı. Olabilir mi? Aslı lütfen gelir misin? Çok önemli. Hani önemli mi? Yoksa beni ayağına getirmek için mi böyle söylüyor? Yok, kesin ayağına gideyim diye yapıyor. Peki Aslı, sen gelmiyorsan ben gelirim. Ne? Buraya mı gelecek? Yok canım, cesaret edemez. Birazdan annem gelir. Tamam, geliyorum. Kendine hakim ol Aslı. Unutma bugün duyduklarını. Sen ve Burak imkansızsınız. Ona bunu açıkça belli et. Efendim Burak. Aslı, neden aramalarıma, mesajlarıma cevap vermiyorsun? Çünkü seninle konuşacak bir şeyim yok. Aslı, bak. Belli ki yanlış şeyler duydun. Ama bunların hepsi bitecek. Sana söz veriyorum. O haklı. Ben elimde olmadan çok yanlış şeyler yaptım. Senin yanlış yaptığın bir şey yok. Var Burak. Sevgilin varken bir yerlere gitmemiz, evde baş başa kalmamız, bunların hepsi çok yanlış. O benim sevgilim falan değil. Yani artık değil. Bak, sen beni bu zamana kadar farklı tanıdın. Bana güvenmeyebilirsin. Ama ben hayatta ilk defa kendimi bu kadar cesur hissediyorum. Ve yalan söylemiyorum. Bana ne olur biraz zaman ver. Lütfen. Sana zaman versem ne değişecek ki Burak? Biz birlikte olamayız. Bu mümkün değil. Niye Aslı? Niye? Bana karşı hiç mi bir şey hissetmiyorsun? Anlamıyorsun Burak. Bunun sana karşı hissettiklerimle bir ilgisi yok. Gerçekleri değiştiremeyiz. Senin gerçek dediğin şeyler ne ki? Ailen. Çevren. Konumun. Yaşadığın ev.
de benim hayatıma bak. Senin gerçek sandığın şeyler bunlar mı? Benim için tek bir gerçek var. O da şu an. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Emel Hanım. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Ben bu ana o kadar inanmayı istiyorum ki. Ama... Sana bunu ispat edeceğim. Birbirimize uygun olduğumuzu, eğer istersek ne kadar mutlu olabileceğimizi göstereceğim. Sadece bana, bize bir şans ver. Lütfen böyle şeyler söyleme Burak. Beni tekrar masallara inandırmaya çalışma. Bir süre sonra arkanı dönemeyeceğin gerçekler karşına çıktığında bana bunları söyleyemezsen ben yerle bir olurum. Lütfen yapma bunu. Aslı. Tüm dünya karşıma da gelse ben sana bunu söylemeye devam edeceğim. Her şeyin ötesinde kaldı, kala kaldı. Şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine inandım. Asla peşini bırakmadım kadın. Her zaman bu kadar derin, her zaman bu... Aslı, nerede bu kız? Efendim anne. İyi geceler. Anne. Aslan, neredesin? Ne yapıyorsun bahçede? Bahçıvan çiçekleri ekmişti de ben onları suladım. Aa, aferin benim kuzuma. Nasıl geçti günün? Güzel geçti, güzel. Sana anlatacaklarım var. Geç. Aslı. Ay kuzucuğum, sen de olsaydın keşke. Şükran teyzenin komşusunun kınasına gittik. Bir eğlendik, bir eğlendik. Vallahi kurtlarımızı döktük. Aslan. Nereye bakıyorsun kuzum? Anne ya ben dalmışım, pardon. Ne diyordun? Şükran teyzenin komşusunun kınasına gittik diyordum. Demek kınada çok eğlendiniz. Bak ne güzel oldu, değişiklik oldu sana da. İyi ki gitmişsin. Çok eğlendik kuzum. Senin günün nasıl geçti? Çizim yapabildin mi? Şey, karaladım bir şeyler. Bak sen de iyi vakit geçirmişsin. Evet, hem de çok. Yani nasıl geçtiğini anlamadım.
Hadi Aslım, yatalım. Yarın sabah bana erkenden iş başı. Tamam anneciğim. İyi geceler kuzum. İyi geceler. Şey hem bu kadar güzel, hem bu kadar korkutucu nasıl olabilir? Hem bu kadar mutlu edip, hem de bu kadar kırılgan yapabilir. Aşksın sen değil mi? Söyledikleri kadar var mısın? Birlikte gidelim mi? Ne yapıyorum ben? Buna daha fazla izin vermemeliyim. Ayrı gitsek daha iyi olur. Sabah seni bekleyeceğim. Yanacağını bile bile ateşe atlamak için heveslenir mi hiç insan? İyi geceler. Bu evet demek sanırım. Sana da iyi geceler, çilek kokulu. Günaydın kuzum. Erkencisin. Ay uyku tutmadı Aslıcığım. Ben de güne erkenden başladım. İyi yapmışsın. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Kimse kalkmadı değil mi? Yok. Kalkmadı da neden sordun? Hiç öylesine. Neyse anneciğim ben işe gidiyorum. Aslın kahvaltı? Ay yok iş yerinde yerim. Aslıcığım içime sinmiyor ama böyle. Hadi görüşürüz. Uyanmamış ki hala. Biraz beklesem mi acaba? Söz vermedim ama yine de birlikte gideceğimizi düşünmüş olabilir. Aa, hayırdır? Bir şey mi unuttun? Yok anneciğim. Kahvaltı yapayım dedim. Hayır. İçime sinmiyor deyince. Tamam. Hemen sana bir şeyler hazırlıyorum. Sen otur oraya.
hem işe birlikte gidelim mi diyor, hem unutuyor. Ya birlikte gitmeyi kabul etseydim, rezil olacaktım. Neyse, böylesi daha iyi oldu zaten. Boş hayaller kurmamayı öğrenemedim hala. Sağlık, çok güzeldi. Ben çıkıyorum. Afiyet olsun canım benim. Hadi güle güle. Görüşürüz. Ya çok özür dilerim. Uyuyakaldım. Neredesin? Gittin mi yoksa? Gittim tabii. Seni bekleyecek değilim herhalde. Haklısın. Vay, şakalar falan. Buyurun. Dedin değil mi? Yani benimle gitmek istemiyordun. Yok canım. Niye bekleyecekmişim seni? Hiç yalan söyleyemiyorsun. Ama ben bu haline bayılıyorum. Evet, bu konuda başarılı olduğum söylenemez. Ya çok beklettim değil mi seni? Ama bak söz telafi edeceğim. Güzel bir kahvaltı ısmarlasam. Ben kahvaltımı yaptım. E benimle de yaparsın. Ben çok açım. Ya işe gidince yersin. Geç kalırız. Ya daha zamanımız var. Bak söz geç kalmayacağız. Hadi. Tamam. Yüzünde bir şey var. Bir aynaya bak istersen. Ne var? Dam, darere dam. Daram, darere dam. Sen daha güzelsin. Şey, iki tane simit alabilir miyim? Ben ısmarlıyorum. Ya beni simitle mi kandıracaksın? Ne kadar cimrisin ya. Peynir de alacağım. İki tane de peynir alabilir miyim? Tamam o zaman. Sen de çayları ısmarlarsın. Tamam. Nerede yiyeceğiz peki? Teşekkürler. Yani şöyle sessiz sakin bir yer olsun. Buldum. Ay çok keyifli olacak. Ya küçücük şeylere bile büyütüyorsun ya. Sana her geçen gün daha fazla hayran oluyorum.
Hoş geldiniz Selda Hanım, Nihat Bey. Hoş bulduk. Hayatım, ben şirkete geçeceğim. Üstümü değiştireyim, hemen çıkıyorum. Tamam hayatım. Efendim, tatiliniz nasıl geçti? Ay işte Şükrancığım, ne olsun yani. Bir günde adaya gittik geldik işte. Ama ada havası bir huzur veriyor yani insana. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yemel'cim. Aç mısınız? Kahvaltı hazırlayayım mı size? Ay yok, kahvaltı yaptık biz ama o senin güzel kahven yok mu? Ondan alırım işte. Hemen. Burak ne yaptı? Kalktı mı? Burak Bey bu sabah erkenden çıktılar efendim. Ay. Ay Şükran, bu çocuk bayağı ciddi ciddi çalışıyor yani. Ay çok şükür. Ay Nihat da çok hoşuna gidecek biliyor musun? Çok sevinecek. Evet efendim. İzninizle. Tamam canım. İlk defa böyle bir kahvaltı yapıyorum. Simit, peynir, çay falan. Ama güzel oluyormuş. Halk işi işte. Biz Gonca ile arada buraya gelip kahvaltı yapıyoruz. Çok güzel, sakin bir yer. Çok seviyorum burayı. Ben de çok sevdim. Sık sık geliriz buraya. Zaten çok böyle gözlerden uzak, huzurlu bir yer burası. Aslı, ne oldu? Yok bir şey. Bir şey var. Ne olduğunu bana söyler misin? Gerçekten bir şey yok. Aslı, bak sen böyle huzursuzken benim rahat olmam bekleme. Ne olduğunu benim de bilmem lazım. Burak, ben çok korkuyorum. Annem duyarsa yıkılır. Sizinkileri düşünemiyorum bile. Kim bilir sana ne tepki verirler. İşte böyle. Sen her korktuğunda ben sana sımsıkı sarılacağım. Şimdi daha çok korkuyorum. Nihat'ım, diyet yemekleri hazır mı? Biliyorsun birazdan işe gidecek. Hazırladım efendim. Hem de her zamanki gibi iki tane. Harika. Yalnız onları bir poşete koyarsın değil mi? Baş üstüne. Burak uyuyor mu hala? Yanıldın hayatım. Sabah erkenden kalkıp işe gitti. Emin misin? Ay evet hayatım. Ayrıca sen alış artık yani, çocuğumuz çalışıyor. Ya bu çocuğa ne oldu böyle Selda? Ben yıllardır konuşuyorum. Kılını bile kıpırdatmadı. Şimdi artık işe gitmekten, çalışmaktan neredeyse eve gelmeyecek. Yani bunu bu kadar etkileyen, değiştiren şey ne acaba sence? Çağla ile olan ilişkisi hayatım. Ayrıca bakma sen, o böyle pek hevesli gibi falan gözükmüyor. Ama artık hayatta ciddi bir adım atması gerektiğini, bunun için de sorumluluk alması gerektiğini fark etti çocuk. Söylediğin şey çok mantıklı. Söz olayını da bir an önce yapmakta haklısın. Ne kadar sorumluluğu artarsa bence kendini o kadar çok disipline edebilir. Bak, ne diyorum biliyor musun? Sen Burak'la bir konuş da Çağla'yı bir an önce gidip isteyelim. Ay. Ay Nihat, bunu duyduğuma o kadar mutlu oldum ki. Tamam hayatım. Emel'cim, çok teşekkür ederim. Hayatım, bunlar senin yemeklerin biliyorsun. Çok teşekkür ederim hayatım. Sağ ol. Hayırlı işler. Şu an yaşadığımız şeyin gerçek olduğuna inanamıyorum. Bence şu an tek gerçek olan şey bu. Nasıl yani? Düşünsene be, seninle nasıl tanıştık? Sonrasında yollarımız defalarca nasıl kesişti? Birbirimizden uzak kalmaya çalıştıkça nasıl da birbirimize doğru çekildik? Aramızdaki mesafeler bile bir anda yok oldu. Aynı evde bulduk birbirimizi. Bu kader değil de ne? Bu gerçek değil de ne? Ben korktuğum için kendimi itiraf edemesem de, seni görmezden gelmeye çalışsam da, yarınımızın olmayacağını bilsem de,
Şu an yaşadığımız şey kader. Seninle tanıştığım günden beri ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Hayatımda ilk defa ben diye bir şey yok. Kalmadı. Biz varız. Yalanı, sahte sevgileri, bencilliği, tüm olumsuz şeyleri geride bıraktım artık. Sadece senin saflığınla doldurdum kendimi. Ben artık sen oldum. Sen de ben. O yüzden bizim için artık yarın yok deme. Biz tüm zamanların üzerindeyiz çünkü artık. Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Aa, bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Gül bakalım. Ne kadar kolay değil mi? Bitti deyip hiçbir şey yaşamamış gibi bir kenara çekilmek. Buna izin veremem. Ben bitti demeden hiçbir şey bitemez. Bakalım Burak. Bu şekilde benden kurtulabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Eğer merak ediyorsan Çağla'ya ayrılmak istediğini söyledim. Biliyorum. Biliyor musun? Evet, siz konuşurken tesadüfen duydum. Sen gizlice bizi mi dinledin? Hayır, evde ben... Duydum işte. Tamam, tamam. İnandım. Keşke söylemeseydim ya. Bak. Birbirimize hiç yalan söylemeyelim, olur mu? Sana karşı hep dürüst olmak istiyorum. Çağla'yla ailelerimiz uzun yıllardır tanışıyor. Yani biz birlikte büyüdük diyebilirim. Aslında son 2 yıl öncesine kadar ona hep arkadaş gözüyle baktım. Ama Çağla'nın bana bakışı pek de öyle değilmiş. Bana duygularını ilk bahsettiğinde ona biz beslemediğimi, ilişki düşünmediğimi söyledi. Ama zamanla nasıl olduğunu anlamadım. Kendim bir ilişkin içinde buldum. Ona aşık oldun mu peki? Ben aşka inanmazdım ki. Beni aşka inandıran sen oldun. Sana karşı koymaya çalıştıkça daha da çok inandım. O yüzden Çağla'yla yaşadığım şeyin ne kadar boş, ne kadar anlamsız olduğunu daha iyi anladım. Kendimizi kandırıyormuşuz. Peki... Benim yüzümden mi ayrıldın Çağla'dan? Bu ilişkinin zaten başlaması hataydı. Biz aslında Çağla'yla gerçekten birbirimizden çok farklıyız. Zamanla ona ne kadar çok benzediğini fark ettim. Ama seninle tekrar kendimi buldum ben. O yüzden sakın kendini suçlama. Bu ilişki zaten eninde sonunda bitecekti. Çağla bunu kolay kolay kabul edeceğine benzemiyor. O çok hırslı bir kız. Ben onunla mücadele edemem. Aslı, sen her şeyi bana bırak. Sadece beni sevdiğini, benim yanımda olduğunu bileyim. O zaman her şeyin üstesinden gelebilirim.
böyle boş boş oturamam. Bir şey yapmam lazım ama ne? İstersen yanlardan biraz daha alabilirim. İyi böyle ya. Beğendin mi? Güzel güzel. Sağ ol. Sağ ol abiciğim. Efendim Çağla. Volkan. Merhaba, nasılsın? Sağ ol Çağla'cığım, sen? Olanlardan sonra nasıl olmamı bekliyorsun ki? Neyse, konuşabildin mi Burak'la? Konuştum Çağla. Ne diyor peki? Sence düşündüğüm şey doğru mu? Yani bence değil. Onun da canı bayağı sıkkındı. Pek konuşmak istemedi. Bence bir süre üstüne gitmesek daha iyi olur Çağla. Üzerine gitmesek mi? Neyse Volkan, belli ki sen de benim için elinden geleni yaptın. Sana da çok teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben kendim hallederim. Burak beni yeterince aptal yerine koydu. Ama artık neler döndüğünü, kimin yüzünden böyle olduğunu gayet iyi biliyorum. Çağla'cığım, neden Burak'ın senden ayrılmak istemesini başka birine bağlıyorsun ki? Aramızda hiçbir problem yokken birdenbire böyle davranması normal mi sence? Bodrum'a gitmeden önce her şey yolundaydı. Tatlı tatlı Amerika'da tatil planları yapıyorduk biz. Sence birdenbire aramızın bu kadar bozulmasını birine değil de neye bağlamalıyım? Her şey açık ve net. Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Beni bu duruma sokan herkes bedelini ödeyecek. Neyse Volkan, sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Burak ya, başımıza ne işler açtın? Cevap bile veremezsin işte böyle. O da biliyor tabii ne kadar haklı olduğunu. Ama şu kızı bir bulursam, ne yapacağımı ben çok iyi biliyorum.